Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurma yayınları fenomen A serisi. Üstü ifadeler test 14'te dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Yukarıda verilen çok büyük ve çok küçük sayılardan kaç tanesi bilimsel gösterim ile yazılmıştır diye soruyor. Gençler öncelikle bilimsel gösterimin tanımını hatırlayalım. A çarpı 10 üstü n şeklinde yazılan sayılara bilimsel gösterim adını veriyorduk. Burada sevgili gençler A'ya odaklanmamız gerekiyor. A bizim için mutlak değer içerisindeki A ondan küçük olması gerekiyordu. Aynı zamanda 1'e eşit veya 1'den büyük olacak diyoruz. 1'e eşit veya 1'den büyük diyoruz. Ama 10'dan küçük olmak zorundaydım. Burada gençler odaklanmamız gereken yer önündeki katsayıdır diyelim. Hadi 0'dan 10'dan 7'ye baktığımız zaman gençler bakın bu 1'den küçük olduğu için bilimsel gösterime uygun değildir. İkinci öncülde 1 tam 1000'de 945. Bakın 1 ile 10 arasında gençler bilimsel gösterime uygundur. E, 3 tam 10'da 10 gençler bakın 3 1 ile 10 arasında olduğu için bilimsel gösterime uygundur. Dördüncüde 9 tam 10'da 2 çarpı 10 üzeri 18'de 9 tam 10'da 2'de yine 1 ile 10 arasında gençler bilimsel gösterime uygundur. 5. öncülde 10 üzeri 27 yazıyor gençler. Bakın bunun önünde sanki gizli katsayısı 1 var gibi düşünürsek bu da bilimsel gösterime uygundur. 6. de gençler 10 çarpı 10 üzeri eksi 15. Bakın 10 gençler 10'dan küçük olmak zorundaydı. 10 ona eşit olduğu için bu da bilimsel gösterime uygun değildir. Yine 23 de bilimsel gösterime uygun yazım olmaz diyelim. Evet sevgili gençler. Buradan bunu da eleyelim ve devam edelim. Böyle bakalım kaç tane doğrumuz var. 1, 2, 3, 4 tane bilimsel gösterime uygun ifademiz var. Evet sevgili gençler devam ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyorum gençler. Böyle gösterelim. Dünyanın en uzun akarsuyu olan Nil Nehri'nin uzunluğu, şöyle baktığımız zaman bölükten ayıralım gençler, 665 milyon santimetredir. Nil Nehri'nin uzunluğu santimetre cinsinden bilimsel gösterimi istiyor. Gençler bakın burada bizim için birimler önemli. Santimetre verdi ve santimetre istiyor. O halde şöyle diyeceğim gençler, 665 milyon. bu sayımızı gençler e, öndeki kat sayıyı şöyle virgülümüzü 6 ile 6 arasına getirecek şekilde sayımızı küçültmemiz gerekiyor. Her sayının yaşta sağında virgül vardır demiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sayımız azaldığı için 6,65 sayı 8 basamak küçüldüğü için Kuvvet 8 basamak büyür diyoruz. 6,65 çarpı 10 üzeri 8 santimetre olur. Sorumuzun yanıtı ve bonus seçeneği doğru yanıttır diyoruz. Evet üçüncü sorumuza devam edelim. Evet, dünyanın en küçük hayvanı olan su ayısının boyu ortalama gençler şöyle baktığım zaman evet, 10 milyonda arkadaşlar 435 metredir. Su ayısının boyu metre cinsinden bilimsel gösterimi istiyor. Gençler bakın virgülümüzü 4 ile 3 arasına alacağım. Yani 1, 2, 3, 4 5 basamak sayıyı büyütüyorum. 4,35 yazdım. Sayı büyüdüğü için kuvvet azalır. 5 basamak büyüttüğüm için 5 basamak azaltırım. Ve 4,35 çarpı 10 üzeri eksi 5 metre sorumuzun yanıtı denizli seçeneği olur diyoruz. dördüncü sorumuza devam edelim. Dünyanın çapı yaklaşık olarak 13.000 kilometredir. Dünyanın çapının milimetre, cinsinden bilimsel gösterimi istiyor. Gençler öncelikle 13 milyonu kilometreyi 13 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. Bakın bu kilometre sevgili gençler. 1 kilometreyi de milimetre çevirmek için 10 üzeri 6 ile çarpmam gerekir. Yani 13 çarpı 10 üzeri 3'ü 10 üzeri 6 ile çarparsam artık bu bizim için gençler milimetreye dönmüştür. Şimdi gençler burada 13 çarpım. 10 üzeri 3 ile 10 üzeri 6'yı çarparsam 10 üzeri ve tabanlar kuvvetleri toplarım 10 üzeri 9 olur. Bunu da bilimsel gösterim haline yazmak için. Bakın 13'ün sağındaki virgülü bir basamak sola çekerim. Ben yani sayıyı küçülttüğüm için kuvvet de bir basamak büyür. 10 üzeri 10 olur. Ve bu da, da milimetre cinsinden bilimsel gösterimdir deriz. Evet bunu da nerede görüyorum? 1 tam 10'da çarpı 10 üzeri 10 denizli seçeneğinde doğru yanıttır deriz. Evet. Böyle baktığımız zaman 0 tam milyonda 5 gram kütleli bir nesnenin kilogram cinsinden bilimsel gösterimi istiyor. Arkadaşlar yani işte gramı kilograma çevireceğiz. O halde öncelikle 0 tam milyonda 5'i arkadaşlar şöyle yazalım. 0,000 0 ve 5 yazdım. Bu, gençler bu sayımız bizim için gram cinsinden. Öncelikle istersek bunu arkadaşlar e, e, bilimsel gösterimi haline getirelim. Sayımızı 1, 2, 3, 4, 5 6 tane virgülden kurtardım. Sayı 6 basamak büyüdüğü için kuvvet 6 basamak azalır. Ve 5 çarpı 10 üzeri 6 eksi 6 gram olur. Gençler gramdan Kilograma çevirirken bakın 1 kilogram arkadaşlar 10 üzeri 3 gramdı. O halde ben bu ifadeyi 10 üzeri 3'e bölmem gerekir. Gençler bölmek aynı zamanda 10 üzeri 3'ü pay kısmına çıkaracak olursam 10 üzeri eksi 3'e çarpmak demektir. Artık bu kilograma döndüm. Bu da sevgili gençler 5 çarpı 10 üzeri tabanları içken kuvvetleri toplarsam 10 üzeri eksi 9 kilogram olur. 5 çarpı 10 üzeri eksi 9 bilimsel gösterime uygundur diyorum. Ve denizli seçeneğini işaretliyorum. Evet, altıncı sorumda şöyle baktığımız zaman evet milyonda 18 sayısının bilimsel gösterimi a çarpı 10 üzeri n olduğuna göre a eksi n işleminin sonucu kaçtır dedi. Sayıyı gençler 1, 2, 3, 4, 5 basamak büyütüyorum. O halde kuvvetli 5 basamak sevgili gençler azalır. Burada bu bizim için a çarpı 10 üzeri n ise a gördüğünüz gibi 1,8 n de sevgili arkadaşlar eksi 5. Bizden a eksi n'i istiyor. Evet 1,8 eksi eksi 5 diye yazalım. 2 eksi yan yana gelince artıya çevirirsem 1,8'i 5 ile topluyorum. Bu da 6,8 olur arkadaşlar. Yani bunu seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır deriz. Evet devam edelim. Evrenin yaşı 13.8 milyar olduğunu biliyor musunuz demiş ve evrenin yaşını bilimsel gösterimini istiyor. Gerçekten milyar demek 10 üzeri 9 demekti. O halde 13,8 çarpı 10 üzeri 9 olarak yazıyorum. E bunu da bilimsel gösterim yapmak için virgül bir tane sola çekiyorum. Yani 1,38 çarpı sayı küçüldüğü için kuvvet bir tane büyüyor. 10 üzeri 10 olur. Şimdi bilimsel gösterimi uygun haldedir. 1,38 çarpı 10 üzeri 10 da A seçeneğinde doğru yanıt olur diyelim. Evet devam edelim. Yukarıda bilimsel gösterimleri verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir diye soruyor sevgili gençler burada ya önde kas veya üst ifadeleri eşitlemem gerekiyor. Bakın buradaki en küçük üst ifade 10 üzeri eksi 11 olduğu için diğerlerinde 10 üzeri eksi 11'e eşitlemek istiyorum. Yani gençler kuvveti 3 basamak büyütmek için evet, eksi, kuvveti 3 basamak azaltmam gerekir eksi 11 yapmak için. Şöyle yazalım bakın 10 üzeri eksi 11 yapacağım. Yani kuvvet 3 basamak azalacak. O halde sayı 3 basamak büyümesi gerekir. 1, 2 basamak büyüttüm. Bir de sıfır eklerim. 2120 çarpı 10 üzeri eksi 11 olur. Burada da yine eksi 9'u gençler 2 basamak azaltacağım. 1, 2 olur. 345 çarpı 10 üzeri eksi 11 oldu. Zaten bu da sevgili gençler 4 çarpı 10 üzeri eksi 11'di. Gençler burada e, onun kuvvetleri birbirine eşit olduğu için en küçük sayımız bakın 4 olduğu için burada küçük olan 4 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. Yani z küçüktür. Daha sonra 345 yani y'nin değeri. Daha sonra da 2120 yani x en büyük sayı olacak. Z, y, x sıralamasını boru seçeneğinde doğru yanıt olarak görüyoruz. Evet üst ve kuvveti eşitledikten sonra gençler taban ve kuvveti eşitleyince öndeki sayı küçük olan küçüktür. Büyük olan da büyüktür diyoruz. 9. soruyla geç sorumuza bakalım. Biraz küçültelim. Evet sevgili gençler. 100.000'de 24 sayısını bilimsel gösterim A çarpı 10 üzeri B diyor. O halde sayımızı 1, 2, 3, 4 tane büyütüyorum. 2,4 çarpı sayı 4 tane büyüdüğü için kuvvet 4 tane azalır ve 10 üzeri eksi 4 olur. Burada A'nın değeri 2,4 B'nin değeri de Hemen şöyle yazalım gençler. A 2,4 B'nin değeri de eksi 4. Evet x ve y'ye bakıyorum. Bunun bilimsel gösterimi için 1, 2 sayıyı 3 basamak büyütüyorum. Kuvvet 3 tane azalır. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Burada x'in değeri 4. Y'nin değeri eksi 3 olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sordum. Sevgili gençler A bir doğal sayıdır dedi. Bakın 2, bir doğal sayı değildir. Bu ifademiz yanlıştır. B büyüktür. Y dedi gençler. Bakın. Eksi 4 B'nin değeri de. Eksi 3 Y'nin değeri. Gençler eksi 4 eksi 3'ten büyük değil küçüktür. Yani B seçeneği yanlıştır. X eksi Y dedik. 4 eksi eksi 3 2 eksi yan yana gelince artıya çevirdim ve sonuç 7'dir. Bakın bu ifademiz doğrudur. O halde C şıkkı sorumuzun yanıtıdır. X eksi B dedi gençler. X'in değeri 4'tü. Evet y'nin değeri de eksi 4. Bakın bunların toplamı gençler ikisi artıya dönerse 8'e eşittir 0'a eşit değildir. Demek ki denizli seçeneği de yanlıştır diyoruz. Evet devam edelim bir sonraki sorumuza geçelim. Evet bir bakteri kültüründeki bakteri sayısı her günün sonunda 20 katına çıkmaktadır. İkinci günün sonunda bakteri sonunda kültürde 12.000 bakteri olduğuna göre Beşinci günün sonundaki bakteri sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Şimdi gençler öncelikle 12.000 sayısını düzenlersem 12 çarpı 10 üzeri 3 gibi işlem yapalım. Bu ikinci günün sonunda. Yani i̇kinci gün 12 çarpı 10 üstü 10 üstü 3. Üçüncü gün sonunda gençler 20 katına çıkacak. 12 çarpı 10 üstü 3'ü 20 ile çarptığımızı düşünelim. E 4. günde sevgili gençler tekrar 20 katına çıkacak. Evet 12 çarpı 10 üstü 3'ü 20 ile çarpmıştım. Bir daha 20 ile çarpıyorum. Burası istersek gençler artık 20 üzeri 2 oldu diyebiliriz. Şöyle düzenleyelim tekrar yazalım. Evet, 5. günün sonuna geldim. Evet 12 çarpı 10 üstü 3 çarpı. Burada da gençler 20 üstü 2 tekrar 20 ile çarparsam 20 üstü 3 olur diyorum. Evet arkadaşlar artık burayı düzenlemeye ihtiyacımız var. Bakın bu 20'yi 2 çarpı 10 gibi düşünürsem gençler böyle yazalım. Üçüncü kuvvet diyorum. 12 çarpı 10 üzeri 3'ü de aynen yazıyorum. Evet 12 çarpı 10 üzeri 3'ü tekrar aynen yazdım. 2'nin gençler 3. kuvveti ve 10'un 3. kuvveti olarak yazalım. 2 üstü 3 çarpı 10 üstü 3 yazdım. İşte 2 üstü 3 zaten 8 demekti. 8 ile 12'yi çarparsam 96 çarpı 10 üstü 3 ile 10 üstü 3 çarparsam da 10 üstü 6 olur. E bunu bilimsel gösterim haline getirmek için sayıyı bir basamak azaltıyorum. Evet, küçüldüğü için kuvvet bir basamak büyüyor. Ve 9 tam 10'da 6 çarpı 10 üstü 7 bilimsel gösterime uygundur. Yani C şıkkı burada Doğru yanıttır deriz. Evet, 11' soruda buna göre 4 tam 12 çarpı 10 üzeri 6 adet çam ağacından kaç kilogram kağıt elde edilir diyor. 1 tonunda 1000 kilograma eşit olduğunu söylüyor. Gerçi 1 ton kağıt elde etmek için 12 adet çam ağacının kesilmesi gerekir diyor. Şimdi o halde biz bu kadar arkadaşlar 4 tam 10'daki çarpı 10 üzeri 6 adet çandan evet, kaç ton kağıt elde ettiğini bulabilmek için ne yapmam gerekir? Bunu gençler 12'ye bölmemiz gerekir. Evet, Ağaç sayısını 4 tam 10'da 2 çarpı 10 üzeri 6'yı 12'ye bölmem gerekir. Yani gençler 4 tam 10'daki virgülden kurtarırsam 42 çarpı sayı büyüdüğü için kuvvet bir tane azalır. 10 üstü 5 bölü 12 olur. E buradan gençler 42'yi 12'ye bölersem 3 tam 10'da 5 çarpı 10 üzeri 5 ton olur diyoruz. Bunun da arkadaşlar kilogram cinsinden değerini istiyor. 3 tam 10'da 5 çarpı 10 üstü 5'i. 1 ton 1000 kilogramdı. Yani 10 üstü 3 ile çarparım. Bu da sevgili gençler 3.5 çarpı 10 üstü 5 ile 10 üstü 3'ü çarparak kuvvetleri topluyorum. Ve 10 üstü 8 kilogram olur. 3 tam 10'da 5 çarpı 10 üstü 8. Yani Ceyhan seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet devam edelim. Evet, i̇kiye bölünerek çoğalabilen bir bakterinin zamana göre değişimi, zamana göre sayısının değişimi aşağıdaki şemada verilmiştir. Başlangıçta kültürde, kültür ortamında 5 üzeri 8 çarpı 10 üzeri 12 tane bakteri varsa 6 saat sonra kaç tane bakteri olur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki örüntüye bakalım. Başlangıç arkadaşlar, şöyle başlangıç diyeceğim. Başlangıçta bir tane var. 1 saat sonra Evet. Gerçekten 2 taneye çıkıyor. Bakın. Evet. 2 tane. Yani şöyle 2 taneydi. istersek 2 üzeri 1 olarak yazalım. Evet. 2. saatin sonunda sevgili gençler. Gördüğünüz gibi 4 tane var. 4 tane de arkadaşlar 2 üzeri 2 demektir. 3. saatin sonunda Evet ne olacak arkadaşlar bakın. 2'nin birinci kuvvetiydi. Bu başlangıçtaki 2 üzeri 0 demektir. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. Evet buradan gerçekten 2 üzeri 3. Yani 8 tane olacak. 4. saat sonunda 16 yani 2 üzeri 4 tane olacak. 5. saat sonunda 32 2 üstü 5 olacak. Ve 6. saat sonunda da 64 yani 200'ü 200'de 6 olacak. Yani başlangıçta 5 üzeri 8 çarpı 10 üzeri 12 tane vardı. Bakın kuvvet gençler dikkat edersek buradan 2 üzeri 0'dan 2 üzeri 6'ya kadar çıktım. O halde başlangıçtakini ne yapmam gerekir arkadaşlar? Başlangıçtaki bakteri sayısını evet, 2 üzeri 6 ile çarpmamız gerekir. Evet, ne yapıyoruz gençler? Başlangıçtaki bakteri sayısı yani 5 üzeri 8 şuradan yazayım çarpı 10 üzeri 12'ye 2 üzeri 6 ile çarpmamız gerekir diyoruz. Burada gençler düzenlemeye ihtiyacımız var. Şu 10 üzeri 12'yi parçalayacak olursam 5 üzeri 8 çarpı ve onu 2 ve 5'i olarak yazacağım tabanlarını 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 12 çarpı 2 üzeri 6 diyorum. Gençler burada 5'leri kendi arasına çarparsam tabanlar eşit olduğu için kuvveti toplayacağım. 5 üstü 20 çarpı 2 ile 12'de üstü 6 ile çarparsam 2 üstü 18 olur. Gerçi burada da 5 üstü 20'yim. 5 üstü 2 çarpı 5 üstü 18 olarak yazalım. Burada da 2 üzeri 18'e çarpacağım. E 5 üstü 2 arkadaşlar 25 demektir. 18'lere eşit olduğu için tabanları çarpıyorum. Bu da 10 üstü 18 demektir. 25 çarpı 10 üstü 18 e sorumuzun yanıtı olur sevgili gençler. Cevapçıklarına bunu direkt göremiyorum. O halde sayımızı bir basamak küçültelim. 2,5 çarpı sayı küçüldüğü için kuvvet artar. 10 üstü 19 olur. 2,5 çarpı 10 üstü 19'da evet, bolu seçeneğine doğru yanıt olur diyorum. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.